Hayır diyor, adam var ki adamların nakşıdır. Adam var ki hayvan ondan yakşıdır. Adam var ki konuştuksa dür döker. Adam var ki seyretmesen yakşıdır. Şimdi bazı şey, milletvekili olmasın, isterse padişah olsun. Sözünün konuşmasını bilen kişilere can kurban. Sizin gibi kişiler. Bu hane öyle bir hane ki, her gelen bulur sefa. Dilerim ki dostlarını görmesin asla sefa. Bir gelen bir daha gelsin. Demesinler bir vefa. Sahibine kıl şefaat ya Muhammed Mustafa. Hüsnünle ve şereninle selam bağlı müşad eyle. Bu hane sahibin ya Rab, iki cihanda şad eyle. Dıştan gelen misafirinin gönül şehrin abad eyle. Günahımız çoktur ya Rab, günahlarımızdan bizi azat eyle. Cenab-ı Allah hepimizin hatalarımızı telafi etsin, bizleri azat etsin. Amin. Kova derlerdi, şimdi eskiden çindirik derlerdi. Sırtta taşınıyordu iki tane. Su filan taşıdığımız şey, aletler. Kova taşın içine kova doldurardık, içine yağ batırardık. Meşrefede yoğurtları koyardık, götürdük düze, düzde yiyirdiler, kerelti çekerler. Gelirdi eve. Bu tarlada çalışmak için saat kaçta kalkardılar? Erken kalkardılar. Saat erkenler. Hani derler ya, erken kalkar mı yol alır. Evet, değil mi? Erken kalkar yol alır. Bunun bir önemini anlat. Niye erken kalkar? Daha sağlıklı olur. Erken kalkırdılar, işe tez geçsinler. İşlerini çabuk görsünler. Sen annenin kendisi de aynı şekilde biz yaylalarken saat 4'te 5'te kalkardı. Hatta çocuklarını okula gönderirken bile hepsini hazırlardı. Kahvaltı, yemeği, giyinmeleri. Ben hiç bunları gece ince derede okuyordular. Başka türde. Bir gün bunların pantolonunu, çorabını ben yaş bırakmadım. Gece suda kaladım, gece kuruttum, gece giydirdim. Gün çorap dokuyordun değil mi? Gün çorap dokuyordum, evet. Hırla, iğneyle. İğneyle. Yün değiriyordunuz. Yün değirirdik. O zaman yün yaygındır. Evet. Yün indi, indi daha yün kaderi kim bilir. İndi sahip olan yoktu. Kaç çocuk dünyaya getirdin? 5 tane. Nasıl büyüttün onları o iş, güç, kalabalık, o yoğun? Vallahi çok yani şeyle büyüttüm. Peş peşe oldular da. Peş peşe oldular. Büyüttüm. Allah'a şükür. Tahta beşikler mi vardı? Evet, tahta beşikler. Tavandan sallıyor mu? Tavandan da salladık, yerden de beşik vardı, ondan da sallıyordum. O günler olaydı keşke, o günler olaydı. Hey. Ne zamanlarımız geçti. Neler aklına geliyor düşündüğün? Allah, neler gelmiş ki? Çok iyi at arabası kullanır annem. Babam o zaman çok yaylaydık gelirken aşırı tek çalışıyordu. Ben iyi hatırlıyorum. Köşklerimizi falan annemle götürüp geçiyorduk. Atta biniyor muydun? Atta binirdim. Aa, iyi maşallah. Ben Kars İlü'nün AKP'li kitabının Duraklı Şehir'inde Hayrettin Abici'ye 1947 doğumluyum. En büyük sorunumuz suyumuz. Köyümüz 120 hanedir. Dışarıdan gelinenler de 150 haneyi buluyor yaz olanda. Bu sorunumuz çok. İnşallah bu yaz o da alır. İnşallah bekliyoruz. Muhtardan onu bekliyoruz inşallah bu hizmeti. Şimdi su parası da almıyormuş 2 aydır. He, şimdi su bu elektrikler çalışandan beri kontrol vuruldu. Bu elektrikler çalışandan beri devamlı gelen zamlarla beraber alınıyordu. Benim kendimle heyet oldum. O zaman kendimiz de dahi topladık. Fakat bu muhtarımız bir başarı gösterdi sağ olsun. 3-4 aydır su parasını almıyor köyden. Köyün gelirlerinden biriktirme yapıyor, ondan yatırıyor. Yani bu da halkımıza bir rahatlık geldi. Örnek olsun diğer köylere de. Evet, evet, örnek köy. Hem de örnek. Örnek mi? Evet. 1915'lerde gelmiştik biz bu memlekete. Muharip zamanı. Ben Kazım, benim babam 6 yıl Halit Paşa'nın yanında kurucu tim olarak görev yapmış askerliğinde. Amcalarım, büyük amcam şairdi, çok iyi şairdi. Öteki amcam imamdı. O vaziyet
işte gelmiş buraya yerleşmişler. Biz de burada doğumluyuz. Memnunuz. Eski büyüklerimizde bizim birkaç tane köyde müritler vardı. Onlar akşam olanda toplanırlardı. Meyhaneler vardı, yaparlardı. Güzel demiş odalar toplandı. Onların da şey yaptığı Seyit Mirhan Efendi Hazretleri diye bir mübarek girdi. O tabii vefat etti. Babalarımız onlarla zaman geçirirlerdi. Amasya'da onun ikameti. Oraya gider, ziyaret eder gelirlerdi. Kurumu İlyanlar kadar gider gelirlerdi. Meyhane kader okunuyor. Toplanırlar, o kaderleri iyi bilenler. Yani bir tarafı da biraz Alevilere doğru oluyor. Toplanın biraz kaderler okuyup oynuyor, şey, tema yapıyorlar yani. Evet. Bilimçiler de onun gibi tema yapıyorlardı. Ondan vakit geçirirlerdi. Şimdi gençler bilmiyor, bizim emsallar, yani arıyoruz o toplantıları, o muhabbetleri, o dostlukları. Herkes birbirine kardeş, bacı diye şey yaparız. Kaç yıldır hiç yapılmıyor? İnşallah 30 yıldır yapılmıyor. Belki bir abi bir ara bir toplanıp yapsanız mı acaba? Artık onun kitapları da elimizden gitti. Kitapları da gitti. Kaynar sular falan koyup gezip dolaşıyorlarmış herhalde baba, öyle mi? O kadar aşkla, zevkle oynarlar, dönerlerdi, oynarlar diyorum da, dönerlerdi şey ama Mevlana gibi. Semah dönerlerdi, oradan çay getirirlerdi veya daha su getirirlerdi, verirlerdi. Onu alırdı kafasına, en aşağı yarım saat dönerdi. Bir damla düşmezdi ve kafasını yakmazdı. Sorunlarım, bunun ikinci oğlum Sinan Bey'in çocuklarıdır. Merhabalar. Şu oğlumun eti İstanbul'da bir şey vardır. Biz şoförüdür. Orada elleriyle çocuklarıyla orada var. Şimdi işte bunların yanında ben varım. Annet var. Benim hanımdır. Amcamın kızıdır. Adı ne bunun? En küçük sorunum budur. Kırsızı Avrana ismi. Onun büyüğü Alaaddin Ayaz. Alaaddin benim büyük abim, o yenilerde vefat etmişti bu olunca. Artık onun etkisinden onun ismini de ekledik. Buna Poyraz. Poyraz. Cilip adı var, beyaz Poyraz. Yani beşinci sınıfta okuyor. Bu üçüncü sınıfta okuyor. Bu da ana konumda okuyor. Bak, bu adı güzel. Yaşam. Çekse yaşında yok ama. Ya, 26-27 yaşından sonra. Evet, bize neler anlatacaksın? Neler anladım ki ben bildiğimizi unutmuşam vallahi. Ne anladım? Halı tokuydu, evet. Halı, kızlarım halı tokudu. 35 tane halı dokunmuş bu halde. Satılan satılmış, kalan kalmış. Çocuklarımız bayağı hamar attı. Onlar evlendi, gittiler artık ondan sonra. İki kızım var, üç tane oğlum var. Maşallah. Evet. Evet, büyük ablam Emre'yi daha ben onu çok seviyorum, canım benim o. Nurhan'ı mı? Evet. Ömür ne bileyim, ömür geçti, geçti daha. Tezden ben ömürü getirip çıkardım, sana koyacağım. Biraz o yaylalardan var, türkü söylerdi. Yaylalarda türkü söylüyorduk, inek sağladık. Mahkeme çekirdik, ne bileyim, çok güzel komşuluk vardı, çok güzel birbirimize gidirdik, gelirdik, hürmet edirdik, yani çok iyiydi. Öldükler geçti artık. Ne yemekler yapardınız tarlaya? Yemekler, haşır pişirdik, hengel pişirdik, helva çalardık, kuymak çalardık, her bir şey de pişirdik. Tarlaya yapar mıydın? Kim? Asla onu da yapmadık, onu da yapmadık. Yani yoksa kadınlara verirlerdi. Evet, onu yoksa kadınlara verirlerdi. Nasıl yapılıyordu? Onu yağı koyursan buca, şeker tökürsen suya, onun içine de un çalırsan, onu yağın içine tökür karıştırırsan, o aynı kuymak şeklinde olur, o hasıl olur.
Olsa kadınlara niye veriliyordu? Daha mı tez ayağa kaldırıyordu? Daha tez ayağa kaldırdı. Şeker de var ya diye içine. Evet. Ne faydalılardı. Evet. Onlar faydalıydı. Onlar da geçti. Daha onların zamanı da geçti. Şimdi yapmıyor musunuz? Hafır yapırız. Yapıyorsunuz. Hengel yapırız. Kıymak yapırız. Biz onları buradan Bedir abi tarlaya kadar götürme şekilleri çok önemliydi. Vallahi çok çalıştım. Bu dışarıda çalışırdı. Ben evin malı, kuyunu hepsi benim üzerimde. Hepsi sende. Hepsi bende. Eyvallah. Babam da bir sınıf usta. A'dan Z'ye her şeyi o zaman kimse çoğu ustalar yapamadı. 240'lık traktörümüz vardı ilk benim aklıma gelen traktörümüz. Abartısız bedava. Ön tekerler bir tarafta, arkalar bir tarafta söküp dağıtıyordu. Milyonlarca vida şu bu. Hepsini tekrardan yerine düzüyordu saat gibi. Artık kaynak yaptı yıllarca. Soba yaptı bayağı. Gidiyordu işe, her şey senin sırtında. Her şey benim sırtımda. Çocuğun biri ağlıyor, biri hastalanıyor. Ağlıyordu. O çocuğu da yani idare edildik. Alıp tarlaya götürüyordun da? Tarlaya götürmürdüm. Çocukları. Çocuklar. Bunu çok götürmüşler. Nasıl, yaramaz mıydı? Bu çok yaramazıydı. Bunu çok götürmüşler tarlaya. Torunlarına ne anlatıyorsun? Eskileri anlatıyorsun. Torunlarıma sıra öğretirim. Namaz kılmaya. Bu sıralardan öğretirim. İyi bir şeyler öğretirim. Eline geldi. Eline geldi dedi. Bir de hayatta başarılı olmaları için nasihatlerde de bulunuyorsun değil mi? Evet. Evet. Nasihatlerde bulunuyorsun. Nasihatlerde bulunurum. Değişmeyin. Arkada konuyu geçinin. Ne bileyim. Öyle bir şeyler söyleyeyim. Dedikodu etmeyin. Dedikodu etmeyin. Yalan söylemeyin. Yalan söylemeyin. O yalan. Yalan. Hamurda yoğuruyordun değil mi? Yok. Hamurda el ala ala çekirdim. Bak bu boyda. Özüm balacıyım ama lavacım bile çekirdim. Vallahi dersler. Lavac çekirdim. Ekmek pişirdim. Şimdi ekmek pişiren de yoktur. Satın almak şimdi. Tandırdan mı pişiriyorsun? Tandırda. Zor. Yine tandırımız var. Yine pişiriyor musun? Yok, daha pişiren biraz. Benim de fırattım var. Gelinler yapıyorum. Gelin pişirir. Gelin pişirir. Gelin çekil de çekil. Ben öğrettim. Ha. Her şeyi öğrendi. İyi bir çekil nasıl yapılır? Çekili sütü makineye çekirsen. Üstü sütü kaynağını alırsan koyursan üzerine kızır. Ona şirat dökürsen. Şiratı töktürür, karıştırır. O olur kızdıkça olur çekil. Olur çekil çekilir. İyi olur. Aslında yayladaki sadece geçen bir tek günü hatırlayabildiğin kadar anlatsam mahvile. Evet, bir yayla gününü anlat. Sabah erken kalktın. Yaylada sabah erken kalkırdım. Kıymaz filan her sorularda onları da anlatalım. İnek sağ gelirdi. Saat 8'de inek tökülürdü. İnek gelirdi. İnek sağırdım. Makine çekirdim. Çeçil çekirdim. Yani vaktim olmurdu. Gülüş. Ta ilkindi zamanlatan. İlkindi zamanında boşalırdık. Ondan sonra da malı gelirdi. Ondan sonra mallara bak. Evet, evet. Mallara bak. Çocukların elbiselerini yıka. Çocukların elbiselerini yıka. Bunlara bak. Uyuyor. Sabah yemeği aldılar bize. Bunlar yokuydu o zaman. Torunlarına eski yemekleri de gösteriyor musun? Evet, evet. Eski yemekleri pişireceğim. Diyorum onu yiyin. Siz bu abur cubunu yemeyin. Evet. Bu abur cubun nedir? Yiyirsiniz hiçbir şey. Eskiden kendimiz yapırdık. Üzdü peyniri yapırdık eskiden. Ne? Üzdü peynir, yağlı peynir. Kendimiz yapırdık. Çekil makine altından olurdu. Üzdü peynir, üzdü yani yağlı sütten olurdu. Eşin hiç uzun süre ayrıldı mı? Gurbete gitti mi beraber? Hayır, hiç gurbete gitmedi. Yani hep böyle köylerde? Köylerde çalıştı. Bu eve çalışmadı. Dışarıda çalışırdı. İş yeri vardı. Dışarıda çalışırdı. Ben de orada çalışırdım. Sizlerin rahmet alim vardı. Onunla beraber yapardım.
Allah rahmet eylesin. Eski düğünleri de nasıl olurdu? Eski düğünlerde davulcuyla çalırdılar, oynuyordular. Gençler oynuyordu. Biz ne işimiz var düğünde? Senin düğünün nasıl oldu? Ben at arabasıyla geldim. Düğünde taksi yok. Pırışkayla. Pırışkayla at pırışkasıyla. Allah'ın duası olsun. Bütün ülkemize, dünyamıza Allah'ın duası olsun. Sizlere Cenab-ım Allah hiç rahatsızmasın. İşimizi rast gelsin. Devletimize. Amin. Devletimize, milletimize. Allah hiçbir zaman devletimize, milletimize, halkımıza da var verir. Amin, amin. Bu rızıklar versin inşallah. Amin. Rızıklar versin cümle ümmeti Muhammed'e. Atatürk yaptı. Düşman yaptı. Atatürk geldi. Düşmanı yendi. Bu güzel yurdu bizlere vardı. Aferin. Maşallah, maşallah. Senden ne var? Sen? Tamam. Ben de teşekkür ederim. Allah sağlık sıhhatten ayırmasın. Seni de yavrum, seni de.